Kocaeli Dilovası'nda yaşayanlar yıllardır fatura yatırmak için ilçedeki bir ödeme merkezine gidiyordu. Ancak yakın zamanda bir ay önce yaptıkları ödemelerin işleme alınmadığını fark ettiler ve onlarca kişi ne olduğunu anlamak için soluğu o fatura ödeme merkezinde aldı. Gittiklerinde ise kapı duvardı. Çünkü dolandırıcılar onlardan topladıkları paralarla yaklaşık 2 milyonluk vurguna imza atarak sırra kadem basmıştı. En son 510 TL ödedim. 1 milyara yakın. 600 milyon ödedim doğalgazla su faturalarımı. Bilsem öyle bir şey olacağını ben ödemezdim. Oysa ki hepsi de aksatmadan ödeme yapmıştı. Ama hiçbir işleme alınmadı. Çünkü dolandırıcılar koca bir ilçenin fatura paralarıyla kayıplara karıştı. Kocaeli Dilovası ilçesindeki işte bu fatura ödeme merkezi yıllarca bir başkası tarafından işletiliyordu. Ancak son bir ayda işte bu dükkanı başka biri devraldı. Ama devralan kişi aslında bir dolandırıcıydı. Aşağı yukarı her ay 400-500 lira para ödemişimdir. Bizim ağzım yandı, orada üfleyerek yiyoruz. Kime inanacağımızı, kime itimat edeceğimizi artık bilmez olduk. Şu anda benim borçlarım gözüküyor. Herhangi bir fatura ödenmemiş. Şu anda mağduruz. 224 milyon binen yine borçluyuz. Ödüyoruz borcu. Aslında her şey eski işletme sahibinin internete verdiği devir ilanına başladı. Sahtekarları iştahlandıran kısmı da o ilanda yer alan ve aylık ödenen fatura miktarı oldu. Dolandırıcılara kar oranı yüksek geldi ve hiç düşünmeden fatura merkezini devraldılar. İlçede yaşayanlar da tıpkı eskisi gibi faturalarını yıllardır güvendikleri işletmeye ödemeye devam etti. Ve bir ayın sonunda onlarca kişi şoku yaşadı. Kimi elektrik, kimi doğalgaz, kimi telefon faturasını ödemek için işte buraya geldi ve bir aylık tahsilatını yaptıktan sonra işte o dolandırıcı bütün paraları alarak kaçtı. Böyle çok fazla fatura alımı yapan yerleri alıyor, sonra bir ay çalıştırıyor, topluyor parayı, hop gidiyor. O dolandırıcı faturasını ödeyen herkese işte bu şekilde makbuzlar da verdi. Ancak o makbuzlar da sahteydi. Çünkü makbuzların üzerinde ne bir isim ne bir soy isim vardı. Bakın bunda normalde karekod yok. Mersis numarası yok. Anlaşma kodu yok. Dolandırılan binlerce mağdur var ve o mağdurlar tekrar başka bir faturasını ödemek için yine bu noktaya geldiklerinde kilitli kapıyla karşılaştılar. Eğer bu adam günlük 300 tane fatura aldıysa bu ayda 9000 fatura yapar. Ki bazı faturalar 1000 lira, 2000 lira. Biraz önce bayan geldi dolandırılmış mesela. 3000 lira fatura ödemiş. Tek kişi. Benim eşim emekli. Çalışmıyor, kolon kanseri şu anda. Polis şimdi her yerde milyonluk fatura vurgunu yaparak sırra kadem basan o dolandırıcıları arıyor.